Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, videomuzun konusu Ebu Bekir Sefil Hoca'nın geriftesleri. Bu adamın acayip geriftesleri var. O kadar çok ki, hani Caner Taslaman'la konuşurken mesela diyor ki, namaz kılmayan, sebepsiz yere namaz kılmayan öldürülmez diyor. Caner Taslaman öldürülür diye hüküm var diyor. Yok öyle bir şey diyor. Öyle bir şey yok diyor. Sonra yine kendisi kendi cemaatine verdiği bir sohbette mütemadiyen öldürülür diyor. Dört mezhebin dördünde de diyor sebepsiz yere namaz kılmayan öldürülür diyor. İşte bir yerde deve sidiği sahihtir, haktır, gerçektir diyor. Sonra deve sidiğini önüne koyuyorsun. Öyle boş boş bakıyor. İçemiyor. Sonra içine süt karıştırılması lazım. İşte hastalığa göre, kişiye göre farklı farklı verilir diyor. Halbuki Suudi Arabistan'da deve sidiği içmek için seferler düzenleniyor. Hacılar gidiyorlar hep beraber deve sidiği içip geliyorlar. İşte bu geriftestlere güzel bir örnek. Şimdi teknoloji sayesinde dostlar elhamdülillah ifşa edebiliyoruz. Bir şeyi saçmaladığı zaman o saçmalığı getirip önlerine koyuyoruz. Bundan en çok muzdarip olan Cübbeli Ahmet'tir. Cübbeli Ahmet'e bir kere yanmaz kefen dedi, 50 kere önüne koydular. Yani konuştuğunuzda artık dikkat edeceksiniz, teknoloji var. O Efendi Hazretleri dönemiydi. Teknoloji yoktu, herhangi bir şey yoktu. Adam söylemiş. İşte demiş ki mesela mümkün olsa eşimi, karımı bakkala tünel kazardım. Bakkala gidecekse tünelden gitsin diye tünel kazardım diyor. Yani eşini göstermemek için. Tabii internet, televizyon, şu bu falan yok. Kitaplarda kalmış. Şimdi de Efendi Hazretlerinin hadisi diye halen de paylaşıyorlar. Ama bakkalın erkek olduğunu unutuyorlar. Büyük bir ihtimalle. Çünkü zaten kadın onlarda esnaf olamaz. Bakkal da erkek. Tünel kazsan ne olur? Yine tünelle erkek bakkala yolluyorsun. Böyle bir durum. Şimdi Ebu Bekir Hoca'nın geri fites videosunu seyretmeden önce konuyu söyleyelim. Konu Kur'an'dan herhangi bir konuda çıkartmak için ya da var demek için, yok demek için 500 tane ayet getirseniz bile diyor. Bu ayeti sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in onaylamadıktan sonra bizim için bidattır diyor. Sonra İşte bu bundan birkaç gün önce tabii bu bayağı bir yayıldı. Bunun nasıl bir hadsizlik olduğu ayan beyan ortada olduğu için bir geriftes videosu yapmış. Sanki tesadüfen sorulmuş gibi, tesadüfen cevaplamış gibi geriftes videosu da şu anda bol bol yayınlanıyor. Peki geriftes hakikaten tutarlı mı? Yani R'ye hakikaten taktı mı? Şu anda mesela şu anda sürücü belgesi alanlar geri fitese R diyorlar. Fitesler üzerinde R yazar. Biz sürücü belgesi değil ehliyet alıyorduk. Yanımızda da başkomiser oturuyordu. Yani 90'lı yıllar diyelim ya da 80'li yılların sonu ehliyet aldığımız yıllarda. Geri fitese anarya denirdi. Anarya. Tabii çoğunuz bilmezsiniz bu kelimeyi. Şimdi Ebu Bekir Hoca yaş olarak anaryayı bilir. Nasıl anarya yaptığını buyurun hep beraber dinleyelim. Dostlar önce videonun orijinalini dinletiyorum. Şimdi bu geriftes yaptığı video bu. Bundan geriftes yapıyor. Burada söylediğini inkar edecek. Kurtarmaya çalışacak. Ama kurtarmaya çalışırken öyle güzel bir söz söylüyor ki kurtarayım derken. Aha, düşünme metodu var ya, Rabbime şükürler olsun. Dostlar, eğer kritik düşünce sahibiyseniz, söylenen, hızlı hızlı söylenen şeyleri yavaş yavaş özümseyerek dinliyorsanız var ya, o kadar güzel yakalarsınız ki. Yakaladıktan sonra da dönüp sorarsınız. Gerçekten öyle mi? Ne söylediğinin farkında mısın? Emin misin? Buyurun dinliyoruz. Önce birinci video. İsterse 500 tane ayet okusun bir kimse size gelip Kur'an'da şu yoktur veya Kur'an'da şu vardır
iddiasına işte. Bakın, Kur'an'da şu yoktur ya da Kur'an'da şu vardır iddiasına isterse 500 tane ayet okusun diyor. Anladınız mı dostlar? Örneğin, mesela ne diyelim, kalplerden geçenden dolayı hesaba çekileceksiniz. Sen isterse Bakara 284'ü ver. Neyi verirsen ver. Adam diyor ki hayır diyor. Kur'an'da şu vardır diye. Kur'an'da şu yoktur diye. İstersen diyor 500 tane ayet ver. Biz o ayeti ne yaparız diyor. Bakın dikkatli dinleyin. İsterse 500 tane ayeti delil göstersin. Delil. Eğer sünnetten ve seleften bir dayanağı yoksa, bu iddia sünnetin ve selefin tasdikinden geçmiyorsa, biz buna bid'at hükmü vermekte tereddüt etmem. Duydunuz mu dostlar? Bunu unutmayın. Diyor ki, Kur'an'da bir konuda, bu Kur'an'da vardır ya da bu Kur'an'da yoktur diye bir iddiaya siz 500 tane ayet getirseniz bile, biz onu diyor sünnete ve selefe, yani sahabeye, onu diyor yollarız, bakarız, onların onayından geçmiyorsa bizim için bu bidattır diyor. Yani din değildir diyor. Din değildir diyor. Dine sonradan sokulmuş bir şeydir diyor. Sünnetten ve seleften onaylanmayan 500 tane ayet olsa bile bizim için bu bidattır diyor. Şimdi bunu anladınız mı dostlar? Bu cümlenin içinde, bu cümlenin içinde ne olduğunu iyice anladınız mı? Şimdi sıra gelsin şeye, müsaadenizle. Şimdi bunu kaldırıyoruz ve getiriyoruz Geriftes videosuna. Sizin bir... Dur, iyice başa alalım. Bu da Geriftes videosu. Bakın şimdi ne diyor. Bir videonuzda bana 500 tane ayet getirseniz selef aksini söylemişse kabul... Ha, tam bu mesele işte. Bunu da istismar ettiler. Yani istismar etmişiz. Bakalım savunması neymiş? Arkadaşlar... tamam. Yani bir fikre muhalefet edebilirsiniz. Bir fikre itiraz edebilirsiniz. Bir fikirden rahatsız olabilirsiniz. Ama bunu ahlaklı biçimde yapmak lazım. Ben ne dedim orada? Dedim ki arkadaşlar, bir fikrin arkasına 500 tane de ayet taksalar. Gördünüz mü münafığı? Bir fikrin arkasına 500 tane de ayeti taksalar. Ayet, videoda ne diyor biliyor musunuz dostlar? Kur'an'da şu vardır ya da Kur'an'da şu yoktur iddiasına diyor. 500 tane ayet dahi getirseler diyor. Sünnetten ve seleften onay almıyorsa bidattır diyor. Şimdi ne diyor kendisi? Bakın, tekrar dinleyin. Fikre muhalefet edebilirsiniz. Bir fikre itiraz edebilirsiniz. Bir fikirden rahatsız olabilirsiniz. Ama bunu ahlaklı biçimde yapmak lazım. Ben ne dedim orada? Dedim ki arkadaşlar, bir fikrin arkasına 500 tane de ayet taksalar, o yapılan işin meşruiyetinden, makbuliyetinden emin olmayın. Onu bir sünnete ve selefe arz edin. Bu ifademden şöyle bir şey çıkarttılar. Bir tarafta Allah kelamı var, bir tarafta beşeri bir şey var. Sen diyorsun ki Allah kelamını beşeri olana arz edelim, bunun onayından geçirelim. Ya ben böyle bir şey demedim. Demedi mi dostlar? Sünnetin ve selefin onayı olmazsa bizim için bidattır demedi mi? Hani beşer sözüydü? Bakın dostlar, asıl hata, asıl yakaladığımız yer neresi biliyor musunuz? Selefin sözüne burada geriftes yaparken beşer diyor. Beşerin sözü diyor. Beşerin sözü diyor. Hakikaten beşer mi? Hani ne oldu? Gayrimetlu vahiydi. Gayrimetlu vahiyi nasıl beşerin sözü yaptı dostlar? Elhamdülillah, Rabbime şükürler olsun. Ne kadar hamd etsek az dostlar. Gayrimetlu vahiye sıkışınca beşer sözü diyor. Diyor ki siz Kur'an'da bir şeye var ya da yok demek için
500 tane ayet getirseniz bile biz onu sünnete ve selefe arz ederiz. Eğer onlar onaylamıyorsa, onlar onaylamıyorsa bizim için bidattır diyor. Sonra da hiç utanmadan ben öyle bir şey mi dedim diyor. Ben Kur'an'ın ayetlerini beşer sözüyle iptal mi edelim dedim diyor. Subhanallah. Hakikaten. Bakın bir daha dinleyin. Bakın. Ya bunu var ya 10 kere dinlesem doymam. Ne kadar güzel bir suçüstü. Bir fikirden rahatsız olabilirsiniz. Ama bunu ahlaklı biçimde yapmak lazım. Ben ne dedim orada? Dedim ki arkadaşlar bir fikrin arkasına 500 tane de ayet taksalar o yapılan işin meşruiyetinden, makbuliyetinden emin olmayın. O... Bakın buradaki hadsizliği önce anlayın. 500 tane ayet delil getirilse bile adam diyor ki buna diyor tatmin olmayın diyor. Buna diyor ikna olmayın diyor dostlar. Bakın hakikaten çok önemli. Şimdi Kur'an'da bir şey var mı yok mu? Adam size 500 tane ayet veriyor. Ebu Bekir Bey de diyor ki buna diyor kanmayın diyor. Tatmin olmayın diyor. 500 tane ayete tatmin olmayın diyor. Peki neymiş? Bunu bir sünnete ve selefe arz edin. Bakın sünnete ve selefe arz edin. Yine kendisi şu anda itiraf ediyor. Şimdi burada arz etmeyi kıvırıyor. Bakın sünnete ve selefe arz etmek nedir? Onların onayını almaktır. Öyle değil mi? Biz salak mıyız? He? Biz gerizekalı mıyız? Sünnete ve selefe arz etmek nedir? Beşer sözünü onaylatmak değil mi? Beşeri sözleri onaylatmak değil mi? Bakın şimdi nasıl söylediği arz etmeyi nasıl kıvırıyor? Bu ifademden şöyle bir şey çıkarttılar. Bir tarafta Allah kelamı var. Evet. Bir tarafta beşeri bir evet. şey var. Evet. Sen diyorsun ki Allah kelamını beşeri olana arz edelim. Evet. Bunun onayından geçirelim. Evet. Ya ben böyle bir şey demedim. Demedi mi dostlar? Bir daha göstereyim. Bakayım. Ben böyle bir şey demedim diyor. Öyle bir şey dememiş. Öyle bir şey dememiş. Evet, buyurun bakayım. Demiş mi, dememiş mi? Al. İsterse 500 tane ayet okusun bir kimse size gelip Kur'an'da şu yoktur veya Kur'an'da şu vardır iddiasına isterse 500 tane ayeti delil Hı. göstersin. Hı. Eğer sünnetten ve seleften bir dayanağı yoksa bu iddia sünnetin ve selefin tasdikinden geçmiyorsa biz buna bid'at hükmü vermekte tereddüt etmem. Ne oldu? He? Sünnet ve seleften tasdik onayı almıyorsa ne oldu? 500 tane Allah'ın ayetiyle adam sana delil getirecek. Sen de ona tutacaksın. Sünnete ve seleften onay ve tasdik alacaksın. Birinci video. İkinci videoda da diyeceksin ki ben öyle bir şey mi dedim? Ben öyle bir şey mi söyledim? Ya Allah'tan video halen duruyor yani. Video halen duruyor. Video halen duruyor. Al, buyurun. Yapılan işin meşruiyetinden, makbuliyetinden emin olmayın. Onu bir sünnete ve selefe arz edin. Bu ifademden şöyle bir şey çıkarttılar. Bir tarafta Allah kelamı var. Evet. Bir tarafta beşeri bir şey var. Sen diyorsun ki Allah kelamını beşeri olana arz edelim. Bunun onayından geçirelim. Ya ben böyle bir şey demedim. Arkadaşlar nasıl bir arsızlık değil mi? Ama elhamdülillah teknoloji var. Adam milletin gözünün içine baka baka sünnetin ve selefin onayından geçmedikten sonra bizim için bidattır diyor. İkinci videoda da diyor ki ben öyle bir şey demedim. Peki ne demek istemiş? Buyurun hep beraber ne demek istediğine bakalım. Burası yetiyor. Buraya kadar arkadaşlar geri fitesi net olarak görüyorsunuz. Şimdi geliyor süsleme sanatına. Şimdi bakın süsleme sanatını nerelerden biliyor? Ben dedim ki Kur'an'ı en doğru ben anlıyorum iddiasıyla insanlara tarih içinde de bugün de yüzlerce şey pazarlanıyor. Sahabenin en iyi ben anlarımı sen niye pazarlıyorsun? Adamın eleştirdiği konu Kur'an'ı en iyi ben anlarım diyormuş birileri.
bunu eleştiriyor. Tabi'in, tebe-i tabi'in sana göre nasıl güzelce anlıyor? Niye onları onaylatıyorsun? Onlar normal beşer değil mi? Biraz önce kendin dedin beşer diye. Şimdi gidin İhsan eli açığa deyin ki sen namaz kılmak şart değildir diyorsun ya. Delilin ne desen size Kur'an'dan 10 tane ayet okur. Ama sen 500 ayet diyorsun. Niye ona düştün? Neden ona düştün? Meydan okurken 500 ayetti. Örnek verirken 10 ayet. Okur mu? Bu adamın meali var. Okur. Namaz kılmak şart değil der ve ardından 10 tane ayet okur. Tabii, 10 tane. Ne diyeceksiniz peki? Burada demen gereken selef ve sünnet değil. Diğer ayetler. Kur'an'dan, iddialara Kur'an'dan cevap verilir. İhsan eli açığın verdiği 10 tane ayete sen de 11 ayet vermen lazım. Ya da verdiği 10 ayeti tevil etmen lazım. Yanlış anlıyorsun. Doğrusu budur demen lazım. İhsan eli açığın 10 tane ayetini Hureyre ile mi kapatmayı düşünüyorsun? Birinci video öyle. Birinci videoda iddiası ne biliyor musunuz? 500 tane ayet gelse bile sünnetten ve seleften onay almıyorsa bizim için bidattır. Metodu yanlış. Metodu. Sana Kur'an'dan birileri bir şey söylüyorsa bunu biz de yaşıyoruz. Adam 50 tane ayet veriyor namaz yok diye. Biz de ona 60 tane ayet veriyoruz namaz var diye. Namaz yok diyene ben Hureyre'den hadis mi vereyim? Bana Kur'an yetiyor elhamdülillah. Bizim Yaşar Nur Öztürk disiplin olmadığı gibi ayetten değil de. Pek çok şey, pek çok şey. Adamın biri çıktı Allah geleceği bilmez dedi. Ardından 10 tane ayet okudu. Yine 10 tane ayet. Yani çünkü tutarlı gitmesi lazım. 500 tane ayete kafa tutuyor. Verdiği örnek 10 ayet. Olmadı mı bu? Oldu. Peki kardeşim benim söylediğim şeyin neresi yanlış? Siz bunu bir sağlama mekanizmasına arz etmelisiniz. Bakın sağlama mekanizmasına arz etmelisiniz diyor. Biraz önce kendisinin kurduğu cümle neydi biliyor musunuz? Ben şimdi Allah'ın ayetlerini beşer sözüne mi sunuyorum? Ben öyle bir şey mi diyorum? Ne oldu? Şimdi yine aynısını yapıyorsun. Yine Allah'ın ayetlerini getiriyorsun, yine beşer sözüne arz edelim diyorsun. Ya kabul etmediğin şeyi yine savunuyorsun kardeşim ya. Allah aşkına yorumlara yazın, ben mi yanlış anlıyorum? Bu adam bundan 30-40 saniye önce demedi mi? Ben öyle bir şey demedim. Ben Allah'ın ayetlerini beşer sözüne mi götüreceğim? Öyle şey mi olur demiyor mu kendisi? Şu anda nereye yolluyor? Beşer sözüne yolluyor. Çünkü bir şey kendisini garanti etmez. Bir şey kendisine delil olmaz. İnsanoğluna Allah tevil diye bir yetenek vermiş. İmam Gazali Kanunu Tevil diye bir kitap yazmış. Yani eskilerin tabiriyle el hazer ediyor. İnsanoğluna Allah böyle bir yetenek vermiş. Akı kara, karayı ak yapıyor teville. O zaman biz bu yapılan işin meşru mu, makbul mu, yoksa değil mi olduğunu nasıl tespit edeceğiz? Bize harici bir sağlama mekanizması lazım. Neymiş bu sağlama mekanizması? Beşer. Kendi tabiriyle. Farkında değil. Onu oraya arz edeceğiz ki. Bakın ayeti beşere arz etmeyi şu anda yine savunuyor. Bütün söylediklerini unuttu. Yine aynı şeyi yine savunuyor. Vallahi yine savunuyor. Hem beşer diyor, hem diyor ben ayetleri beşere mi onaylatacağım diyor, hem de beşere onaylatıyor. Doğru mu yapmış, yanlış mı yapmış bilelim. Nedir bu mekanizma? Bu mekanizma sünnet ve seleftir. Yani kastettiğim bu mekanizmadır, bu metodolojidir. Buraya arz etmek zorundayız. Yoksa isteyen herkes istediği her şeyi Kur'an'a söyletiyor. Yani son olsun, çok uzattık farkındayım. Bir ara bir arkadaşımı, çok ilginç bir hatıra bu, her yerde anlatıyorum. Bir arkadaşımı gönderdim, dedim ki git şu Kitab-ı Mukaddes şirketine bize bir Kitab-ı Mukaddes al. Onu kestirelim, PDF yaptıralım, bilgisayarımıza koyalım. Şu anda taşıyorum ben onu, bilgisayarımda mevcut. Arkadaş gitti, geldi ki şöyle bir koli kitap vermişler yanında, bedava.
sen bunları oku gel, biz sana başka da verelim demişler ki. Hazır ayağıyla gelmiş keklik. Aldık kitabın içindekilere baktık, şöyle küçük bir risale var. İncil neden tarif edilmemiştir? Buna benzer bir başlığı var. Küçücük bir risale. Kapağında bir Kur'an ayeti var. İçini açıyorsunuz, İncil'in tahrif edilmemiş olduğuna Kur'an ayetlerinden delil getiriyor Hristiyan. Şimdi bu Hristiyan'ın yaptığı şey doğru mu yanlış mı? Ama Kur'an ayeti zikrediyor. Kur'an'ın bütününden koparıyor. O bütünlük nedir yani? Nasıl? Kime göre? Kur'an'a vakıf olmayanı kandırır, vakıf olanı kandıramaz. Şimdi diyor ki fel yahkum ehlul incili bima enzelallahu fihi. Ehli İncil Allah'ın bu kitapta indirdikleriyle hükmetsin. Diyor ki benim elimdeki İncil Allah'ın indirdiği Ruhul Kudüs'ün tensibinden geçmiş, onun kontrolünde yazılmış bir metin. Ben bununla hükmediyorum. Kur'an da bunu söylüyor. Şimdi yani bir fikri Kur'an'a dayandırmak tek başına onu meşru yapmaz. Söylemeye çalıştığım bu. Tek başına bir fikri bir takım Kur'an ayetlerine dayandırmak onu meşru yapmaz. Bakın duyuyor musunuz dediğini? Verdiği örnekten yola çıkarak ben size söyleyeyim. Demek istediği şu. Bir fikrin dayanığı sadece Kur'an'sa bu kurtarmaz diyor. Onun ayrıyeten sünnete ve selefe uyması lazım diyor. Savundu bu dostlar. Temel olarak bu. Peki, aynı tevil ile sünnet ve seleften art niyetli insanlar istediklerini bulamazlar. Çok güzel bir örnek ile videoyu kapatayım. Kur'an'ın ayetlerini tek başına aldık, 500 tane de ayet koyduk, fakat Ebu Bekir Hoca kabul etmedi. Ve art niyetli birisi olarak birisi de geldi dedi ki bak kardeşim içkiliyken namaz harici her şeyi yapabilirsin. Ayılınca namazını kılarsın ama onun haricinde içkili olabilirsin. Sana seleften de örnek vereyim dedi. Hazreti Hamza sarhoşken savaşırmış. İçtiği zaman daha güzel savaşırmış. Hatta şehit olduğunda bile sarhoşmuş. Al buyur hocam sana seleften destek. Ayet yetmedi. Sana sünnetten de, seleften de, sahabeden de kapı gibi örnek. Bunu yazan bir sürü de kitap var. Ben kendim zaten inanmıyorum. Onlara söylüyorum. Selefe arz ediyorum. İçkili namaza durmayın ayeti. Seleften de örnek veriyorum. Hazreti Hamza sarhoş savaşırmış. Hatta şehit olduğunda bile o gün bile içmiş sarhoşmuş. Ayrıyeten sarhoşken savaşan sahabelerle ilgili bir sürü de hikaye var. Şimdi ne oldu? Namaz harici içebilirsine seleften de delil getirdik. Nasıl, iyi mi? Kur'an yetmiyor ya. Ayetler de yetmiyor. Dostlar bu kısmı o kadar önemli değil. Önemli olan elhamdülillah Rabbime şükürler olsun. Teknoloji ve internet sayesinde heyecanlı konuştuklarını daha sonra üzerine basa basa inkar etmek zorunda kalacaklar. Ama bu videonun kritik yeri neresi biliyor musunuz? Birinci videoyu kurtarabilmek için ikinci videoda sahabenin konuştuklarına beşer diyor. Beşer sözü diyor. Ben diyor ayetleri beşer sözüne nasıl arz ederim? Öyle şey mi olur diyor. Çok ilginç. Normalde gayri metlu vahiy derler ve Kur'an saygısı gösterirler. Ama önceden kırdığı potu kurtarabilmek için gördüğünüz gibi onlara beşer ve hadisleri de beşer sözü diyebiliyor. Elhamdülillah. İnşallah daha güzel sözler de duyacağız. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.